Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 11. sınıf coğrafya bölgeler ve ülkeler konusundan ikinci soru çözümümüzü yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda yapılan bu açıklamalar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır demiş. Toplumsal gelişme süreci içerisinde oluşan bir topluma veya halk topluluğuna özgü sanat eserleri, inanç, dil, din, düşünce, tutum, örf, davranış ve adetler gibi maddi ve manevi değerlere denir diyor. Burada arkadaşlar genel bir şeyin tanımı yapıldığını görüyoruz. O zaman şıklara bir bakalım, bir göz atalım. Kültür demiş, kültürel yayılma, maddi kültür unsurları, kültür ocağı ve kültürel miras demiş. Kültür bu şekilde tanımlanabilir. Maddi ve manevi değerleri ifade eder. Dolayısıyla bire kültür diyoruz. İkiye bakalım. Bir kültürde ortaya çıkan maddi ve manevi kültürel öğelerin dünyanın başka kültürlerine geçip kullanılmasıdır. Yani başka kültürlere de bu kültürün arkadaşlar yayılmasıdır. O zaman kültürel yayılma diyeceğiz ikiye de. Kültürel yayılma dedik. Üçe bakıyoruz. Bir kültürün doğduğu, ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı yer demiş. Bunu derslerimizde görmüştük. Kendisi kültür ocağıydı. Bunu da dedik. O zaman şu anda 3 şıkkı elemiş durumdayız. A, B ve D'yi ne yapıyoruz arkadaşlar? Eleyebiliyoruz. Son seçeneğe bakalım. Son seçenekte geçmişten günümüze kalan anıt, mabet, heykel, kale, saray, şehir gibi somut tarihi ve sanatsal değerler ile din, dil, ahlaki, geleneksel dans, örf ve adetler gibi soyut değerlerdir. Maddi kültürün unsurlarından bahsetmiş arkadaşlar. Burada bir de kültürel, aslında maddi kültürün unsurlarından değil, kültürel miraslardan bahsetmiş. Çünkü bakıyorsunuz anıt demiş, mabet demiş, heykel, kale derken kültürel miraslardan bahsediyor. Bunları maddi ve manevi olarak sınıflandırmış. O zaman E'deki şıkkı da ne yapıyoruz? Ediyoruz. Cevabımız C şıkkı oluyor. C'yi işaretliyoruz. Bir diğer soruya geçiyoruz. Evet, iki de kültürle ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır demiş. Kültürün en önemli özelliği bireyler tarafından öğrenilip benimsendikten sonra özelliklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Evet, kültür nesilden nesile arkadaşlar ne yapılırdı? Aktarılır. Bu yüzden en önemli öğesi dildir demiştik. İki de toplumları oluşturan bireyleri ortak değerler etrafında birleştirerek toplumsal bir özellik gösteren kültür bireyi ve toplumlar tarafından kullanıldığında anlam kazanır. Bunu da söyleyebiliriz kültür hakkında. Kültürde hiçbir zaman değişme olmaz demiş. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü kültürlerde ne yapar? Zamanla değişime uğrayabilir. Başka kültürlerden etkilenebilir. O yüzden yalnızca 3 bizim yanlış cevabımız olacak. Devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan maddi unsurlardan biri değil demiş. Maddi unsur diyorsa biz manevi bir şey arayacağız şıklarda. Çünkü maddi unsur olmamasını istiyor. Bakalım her toplumda farklı özelliklere sahip kültür meydana getiren maddi yani somut, manevi ise soyut unsurlar vardır demiş. Maddi olmayacak diyorsa biz soyut olanları bulacağız. İklim özellikleri arkadaşlar somut özelliklerdir. Su özellikleri öyle. Coğrafi konum öyle, simgeler öyle ama dünya görüşü soyut bir şeydir. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Devam ediyoruz bir diğer soruyla. Buna göre haritada gösterilen kültür bölgeleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Aşağıda haritada farklı 5 kültür bölgesi gösterilmiş arkadaşlar. Bakıyoruz. Bir numaralı bölgede tarihi çok eskilere dayanan ve dünyanın en eski kültürlerinden olan Türk kültürü özellikle görülür demiş. Bir numaralı bölgede demiş. Devam edelim B şıkkıyla. İki numaralı bölge Avrupa kültür bölgesinde yer alır demiş. Evet arkadaşlar Avrupa kültür bölgesi yani Batı kültür bölgesi çok yaygın bir kültür olduğu için hem Avrupa kıtasında hem de Amerika kıtasına ne yapmıştır? Geçiş yapmış. Bunlar kalmamış Avustralya kıtasında da görülmektedir. Dolayısıyla 2'ye doğru diyoruz. 3'e bakalım. 3 numaralı bölgede nüfus miktarı bakımından dünyanın en önemli kültür bölgesi olan Hint kültürü yer alır. Hindistan'ın haritadaki yerini biliyorsanız eğer 3'te verilmiş seçeneğin de doğru olduğunu ne yaparsınız anlarsınız. O zaman 3'e de tik atıyoruz.
Dört numaralı bölgede Akdeniz kültürünün etkili olduğu Latin kültürü hakimdir demiş. Dört numaralı bölge arkadaşlar Latin Amerika kültürünün hakim olduğu yer. Kimlerden çok etkilenmişlerdi? Portekiz ve İspanyollardan etkilenmişlerdi. O zaman ne yapıyoruz? D'ye de doğru diyebiliyoruz. Beşe bakıyoruz. Beş numaralı bölgede Doğu kültür bölgesi yer alır demiş. Bakın 5 numaralı bölgede Doğu kültür bölgesi yer alır ifadesi yanlış olur. Çünkü az önce dedim ki Batı kültürünü anlatırken Avustralya'da bile görülür dedim. O zaman 5 numara Avustralya'da verildiği için Doğu kültür bölgesi demek yanlış bir yargı olacaktır. E şıkkı cevabımız olacak. Devam ediyoruz bir diğer soruyla. Aşağıdakilerden hangisi kültür oluşturan manevi unsurlardan biri değildir? Yani somut olanı soruyor bu sefer. Din ve inançlar, örf ve adetler, hukuk kuralları, komşu kültürler ve yeryüzü şekilleri demiş. Az önceki sorudan zaten ne yapabiliriz? Kopya alabiliriz. O zaman direkt ne diyoruz zaten cevaba? E şıkkı diyoruz. Devam ediyoruz bir diğer soruyla. Latin Amerika kültür bölgesinin oluşmasında aşağıdaki ülkelerden hangisinin büyük katkısı vardır diyor. Az önce aslında zaten söyledim ben cevabı ama yukarıdaki paragrafı okumakta fayda var. Latin Amerika kültür bölgesi Orta ve Güney Amerika ile Karayip adalarının tamamını içine almaktadır. Bu kültür bölgesinin şekillenmesinde her ne kadar Avrupa kültürünün etkisi olsa da burada kendine özgü yeni bir kültür bölgesi oluşmuştur. Peki Avrupa'dan özellikle kimler etkilemiştir? İspanya ve Portekiz ülkeleri. İspanyollar ve Portekizliler ne yapmıştır arkadaşlar? Etkilemiştir. Cevabımız D şıkkı olacak. Bir diğer soruya bakıyoruz. Kültürle ilgili yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır demiş soru bize. Kültürü oluşturan maddi ve manevi unsurların çeşitli olması, kültür bölgelerinin oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır. Her kültür bölgesinin kendine özgü bir takım özellikleri vardır demiş. Evet, her kültür bölgesinin kendine özgü bir takım özellikleri var mı? Var. Kültüre ait ana unsurların seçimi ve farklılıkları kapsayan bir tutum, kültür bölgelerinin oluşturmasına kolaylık sağlayacaktır. Doğru. Kültür bölgelerinin oluşturmasında din ön plana çıkan iki önemli kültür öğesidir. Zaten bundan az önce bahsettik. Kültür diğer kültürlerle etkileşime girerek zamanla değişebilir. Hatırlarsanız ilk sorularda değişemez demişti, biz yanlış demiştik. Arkadaşlar burada ilk verilen, birinci noktada verilen yer yanlıştır. Çünkü diyor ki kültürü oluşturan maddi ve manevi unsurların çeşitli olması. Çeşitlilik ne kadar zorsa aslında kültür bölgelerinin oluşturulması o kadar daha zor olacaktır. Ama burada diyor ki kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla A şıkkı kültürle ilgili bilgi yanlışlığı yapmıştır. Devam ediyoruz bir diğer soruyla. Bu görselde verilen geleneksel kıyafetlere sahip halk aşağıdaki kültür bölgelerinden hangisinde yer alır? Bakıyoruz arkadaşlar. Hangisine yer alır diyoruz? Afrika diyoruz. Kolay bir soru. Geçiyoruz. Bir diğer soruya bakıyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Evet, bir şey demiş ve kültür bölgesi diye eklemiş. Etnik, dil ve din özellikleri bakımından çok çeşitli toplumların bulunduğu bir kültür bölgesidir. Bu kültür bölgesine alt kültürlerinden bazıları 19. yüzyıla kadar çöller, yağmur ormanları ve benzeri koşullar nedeniyle izole olmuşsa da sonradan diğer kültürlerden büyük oranda etkilenmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar, eğer yağmur ormanları diye bir şey diyorsa bize soruda şunu düşünmeniz gerekiyor sizin. Yağmur ormanları nerede görülüyor? Ekvatorun geçtiği yerlerde. Ekvator nereden geçer mesela? Afrika kıtasından geçer. Hem yağmur ormanları diyor hem çöl diyor. Afrika kıtasının kuzeyinde ne var? Sahra çölü var. O zaman Afrika kültürü yukarıdaki tanıma uygun bir kültürdür. O yüzden cevabımız da D şıkkı olur diyoruz ve geçiyoruz. Hakkında bazı verilen bilgiler bu kültür bölgesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kapladığı alan bakımından dünyanın en büyük kültür bölgesini oluşturmaktadır diyor. O zaman zaten arkadaşlar siz şu anda soruyu yapabilecek durumdasınız. Sadece ilkini okuduğunuzda bile. Çünkü ilkinde verilen maddede en büyük kültür bölgesi dediği için en büyük kültür bölgesi hangisi diyoruz biz? Batı kültür bölgesi, yani Avrupa kültür bölgesidir. Direkt cevabımıza Batı işaretleyebiliriz. Doğru yapmış oluruz. Ama diğerlerine de bakarsak ne olur? Batı kültür bölgesiyle ilgili bilgileri tazelemiş oluruz. Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, Avrupa bu kültür sahası içerisinde yer alır. Bakın burada Avustralya'yı vermiş olması bizim bir diğer sorumuzu ne yaptı? Garanti altına almamızı sağladı. D
Diğer bir soruda yeni dünyanın kültürünü değiştirirken bu bölgede yer alan eski kültürleri de büyük oranda kendileri değiştiriyorlar diyor. O yüzden cevabımız A şıkkı oluyor. Dedik, bir diğer soruya geçtik. Yukarıda haritada verilen ülkelerden hangisi diğerlerinden farklı bir kültür bölgesine yer alır? Batı kültürünü vermiş aslında haritada. Çünkü Amerika var, Avustralya var, Avrupa'nın kendisi var arkadaşlar. Sadece bir tanesi farklı bir kültür bölgesinde yer alır. Avrupa'da, Amerika'da ve Avustralya'da bunları elediğimizde üçüncü şık kalıyor. Üçüncü şık arkadaşlar baktığımızda Doğu kültür bölgesinde yer aldığı için farklı bir kültür bölgesi diyoruz. İşaretliyor ve geçiyoruz. Bir diğer testimize. Şimdi diğer testimizin birinci sorusunda bize Avrupa kültürünün çok geniş alana yayılmasında aşağıdaki verilenlerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur? Daha fazla olmuştur demiş. İlkinde coğrafi keşifler ve göçlerin yaşanması. İkide demiş ki sanayi devriminin ilk olarak Avrupa'da yaşanması. Üçte Hristiyanlık inancının etkili olması denmiş. Dörtte birçok kültürün etkisinde kalması. Beşte ise eğitim seviyesinin yüksek olması denmiş. Avrupa için arkadaşlar öncelikle coğrafi keşifler sonrasında göçlerin başlaması başka alanlara da kültürün yayılmasına sebep olmuştur. O yüzden A şıkkı bizim cevabımız olacak. Diğerleri de sizin kafanızı karıştırabilir. Çünkü mantıklı diğerleri de. Fakat göç edebilirsek ancak yayabiliriz değil mi kültürü? O zaman göç mantıklı bir cevap olacaktır. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Yukarıda gösterilen, görselde verilen kültür bölgesi haritada numaralanmış alanların hangisinde yer alır diyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar birçok kültür bölgesi verilmiş. Afrika verilmiş, Avrupa verilmiş. Ama resimde gördüğümüz Taç Mahal var. O zaman diyoruz ki bu neredeydi? Hindistan'daydı. O zaman Hint kültür bölgesini bulmam gerekiyor benim soruda. Bunu da 5.5 numaralı yerin noktanın verildiği yer doğrular. O yüzden cevabımız da E şıkkı oluyor diyoruz. İşaretliyoruz ve geçiyoruz. Diğer bir soruya bakalım. Bu parçada açıklanan kültür bölgesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı Güney, Doğu ve Güneydoğu Asya'da yayılış göstermektedir. Yani demek istediği Çin ve Hindistan'da yayılış göstermektedir. Dünyanın epey bir nüfusunu kaplıyorlar diyor. Devam edelim. Bölge uzun bir medeniyet tarihine yoğun ve hızlı artan bir nüfusa, geleneksel ve kırsal ağırlıklı bir toplum yapısına sahiptir. Yani köklü medeniyetlerdir demek istemiş. Bu kültür bölgesinde birbirinden farklı özelliklere sahip alt kültürler bulunmaktadır. Şimdi Afrika değil, İslam değil, Hint değil, Pasifik değil arkadaşlar. Toplamı yani Doğu kültür bölgesidir cevabımız diyoruz. Oldukça açık çünkü Doğu kültür bölgesi nüfus bağlamında kültür bölgeleri içinde en ağırlık olan kültür bölgesidir diyebiliriz. Pasifik kültürüyle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Melanezya, Mikronezya ve Polinezya adalarında yaşayanlara ait kültürü oluşturmaktadır demiş. B'de dış etkilere büyük ölçüde kapalı olan bu bölgenin başlıca geçim kaynağı balıkçılık ve ilkel yöntemlerde yapılan tarımdır diyor. C'de İngiliz sömürgesi olan ve günümüzde bağımsız yaşayan bu bölgede İngiliz kültürünün izlerine rastlanmaktadır diyor. D'de son zamanlarda turizm faaliyetlerinin canlanması, geleneksel yapının değişmesinin başlamasına neden olmuştur demiş. E'de madencilik bu bölgede çok önemli bir geçim kaynağıdır diyor. Pasifik kültürüyle ilgili dediği için arkadaşlar madencilikten ne yapamayız? Söz edemeyiz. O yüzden cevabımız direkt E oluyor. Diğer özelliklerimi de bilmiyorsanız öğrenmiş oluyorsunuz bu sorudan. Bir diğer soruya bakalım. Görseli verilen Confucius aşağıdaki kültürlerden hangisinin önemli bir öğesidir? Bundan da derslerimizde bahsetmiştik arkadaşlar. Bir kültürde hem Budizm hem de Confucius ne yapıyordu? Önemseniyordu. O da Çin kültürünün ta kendisiydi. B'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz. Altıncı soruda Çin kültür bölgesiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bir kere
Konfüçyüs'e ait öğreti falan diyorsa soruda üçe direkt ne yapıyorum o zaman tik atıyorum. Birden alalım. Eski medeniyetleri barındırması nedeniyle zengin bir kültür birikimine sahiptir demiş. Eski köklü bir kültür olduğu için bunu söyleyebiliriz onlar hakkında. O yüzden tik atıyoruz. Kültürde beşeri ilişkiler çok önemli bir yere sahiptir demiş. Dörtte de daha çok Hinduizm inanışı etrafında şekillenmiştir demiş arkadaşlar. Hinduizm değil, Budizm diyeceğiz. Budizm deseydi doğru demiş olurdu ama dördü ne yapmış? Yanlış söylemiş oluyor. Bakıyoruz arkadaşlar en yanlış şık zaten dörtte verilen. O yüzden cevabımız direkt yalnız dört oluyor. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Slav Rus kültür bölgesiyle ilgili bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Bakıyoruz Doğu Avrupa'da Doğu Asya'ya kadar çok geniş bir alan içerisinde yer almaktadır. Zaten bugün Rusya'nın bulunduğu konumu düşündüğünüzde arkadaşlar çok geniş bir alanda yer aldığı fikrini doğrulayabilir miyiz? Evet doğru deriz buna. O zaman tek atalım. İskandinav ve Bizans kültürlerinden etkilenmiştir. Bu da derslerde verdiğimiz bilgilerden. Ne yapıyorsunuz? Hemen buna da tık atabiliyorsunuz. Din, Slav kültüründe önemli bir unsurdur. Evet, bu da dersteki bilgilerden öğrendiğiniz gibi önemli bir unsurdur diyoruz. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 oluyor. E şıkkı. Devam ediyoruz bir diğer soruyla. İslam kültürünün batıda, Kuzey Afrika'ya, Kuzey Doğu'da ise Orta Asya'ya kadar geniş bir alana yayılmasına unsurlardan hangileri etkili olmuştur demiş soruda arkadaşlar bize. Merkeze aldığı insanın bütün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi. 2'de kendinden önceki kültürlerden etkilenmemesi demiş. 3'te bilim, adalet ve yardımlaşma özelliklerinin ön planda tutulması. Daha çok olumlu şeyler bulmalıyız arkadaşlar. Çünkü geniş bir alana yayılmasını bu olumlu şeyler sağlar. O zaman 1 ve 3'e kesinlikle diyoruz ama kültür nedir arkadaşlar? Etkilenebiliyor, değişebiliyor. 2 yanlış bir durum olur. Cevap D şıkkı diyoruz. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Soruda buna göre aşağıdaki kültür ülkelerin mutlak konumları göz önünde alındığında hangisinin bu kültür bölgesi içerisinde yer aldığı söylenemez demiş. Latin Amerika kültüründen bahsediyor arkadaşlar. Amerika kıtasının ABD'nin güneyinde kalan kesiminde egemen durumundadır. Buradaki kültürel yapı aslında sömürgeciliğe bağlı olarak biçimlenmiştir. Bu bölgeleri sömürgeleştiren İspanyollar ve Portekizliler Avrupa'daki kültürlerini buraya taşımışlardır. İspanyolların ve Portekizlerin kıyımından kurtulan yerliler büyük ölçüde kültürlerini günümüze kadar taşımışlardır. Burada bilgi vermiş kültür hakkında. Bizim şu harita bilgimiz yeterli arkadaşlar bu soruyu yapabilmek için. Haritada Güney Amerika kısmında yer alan ülkeleri bulduğumuzda ne yapabiliyoruz? Soruyu cevaplayabiliyoruz. Meksika orada mı? Evet. Brezilya orada, Kolombiya orada, Uruguay orada ama Madagaskar nerede arkadaşlar? Afrika kıtasının doğusunda ufak bir yerde yer alan bir yer. O yüzden cevap B şıkkı olacaktır. Bir diğer soruyla devam edelim. 10. soruda buna göre numaralanmış alanların kültürel özellikleri düşünüldüğünde hangilerinin birbirine daha benzer olduğu söylenebilir demiş. Şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar. Hangisi birbirine daha yakınsa aslında kültürel olarak da o kadar çok benzeyebilirler. Ya da şöyle bir faktör varsa, göç faktörü sebebiyle büyük bir etki alanına sahipse kültürde çok alakasız yerlerde de olabilirler. Bakalım, özellikle Batı kültürünü arkadaşlar böyle sorularda direkt incelemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Batı kültürü çok fazla yere yayılmıştır. Avrupa'da bir nokta verilmiş. Bunun dışında nerelere yayılmıştı? Amerika'ya yayılmıştı arkadaşlar. Avustralya'ya yayılmıştı. Dolayısıyla Avustralya'dan da bir nokta verildiği için hemen ne diyebiliyoruz biz? O zaman 1 ve 3'lük benzer kültürler görülmektedir diyebiliyoruz. Cevabımız A şıkkı oluyor. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Bir diğer sorumuz da haritada numaralanmış alanların bulunduğu kültür bölgeleri aşağıdakilerden hangisidir demiş. 1'e bakıyorsunuz arkadaşlar. 1 Çin'in bulunduğu yer verilmiş. O zaman Çin'in olduğu şıkları ne yapıyorum? Bırakıyorum. Geri kalanını ediyorum. 2'ye bakıyoruz. 2'de arkadaşlar Pasifik Okyanusu'nda bir nokta verilmiş. O zaman Pasifik olabilir diyoruz.
Ve ikisinde de pasifik olduğunu, pasifik verildiğini görüyoruz. Hem A'da hem de C'de verilmiş. O zaman üçüncü nokta bizim ne yapacaktır? Kanıtlayacaktır hangi cevap olduğunu. Bakıyorsunuz Kuzey Amerika'da bir nokta verilmiş ve Latin Amerika'da denmiş. Latin Amerika kültürü neredeydi? Güney Amerika kıtasındaydı. O zaman arkadaşlar burada bir yanlışlık var. Avrupa, hem Avrupa kültürü Avrupa kıtasında hem de Amerika yani Kuzey Amerika'da ve de arkadaşlar nerede? Avustralya'da görülebiliyordu. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı oluyor diyoruz ve testimizin sonuna geliyoruz. Bu dersi burada bırakacağız, sonlandıracağız arkadaşlar. Umarım konu pekişmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.